Merhaba daha fazla rap isteyenler. Türkçe rap'e dair her şeyin olduğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hydra, Şehinşah ve Kontkar arasındaki disleşmeyi ele alacağız. Yani sadece disleşme değil, birkaç olay var. Bu olayları dört başlık altında alacağız. Önce isterseniz kısaca rapçileri tanıyalım. Zaten az çok tanıyorsunuz. Çok kısa hızlı geçeceğim. Kontkar 2004 yılında ilk başlamış amatör kayıt almaya. 2008 yılına kadar yerel olarak kayıtlar almış. 2008 yılında Güney Yaka diye bir oluşum içinde bulunmuş. Daha sonra 2009 yılında Red Case 102 koymuş. Home Studio tarzında daha çok bu başlarda. Hani böyle şımarık görünebilir ama gerçekten zor bir çocukluk geçirmiş. Kendisiyle ilgili belgesellere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Daha sonra bolca albüm yapmış. İçinde İngilizce olan var. Prodüktör olarak bulunduğu albümler var. 2017'de Hiçbir Şeyim Yok adlı şarkısıyla Hip Hop Life'da aslında bir patlama yaptı. Yani başlarda müzik tarzı çok fark edilmedi. Yani biraz piyasaya farklı geldiği için önceleri çok tutulmuyordu. Ben kendisini 2015'teki Nobody albümüyle daha çok tanımıştım. Benim o zamanlar hoşuma gidiyordu. Yani içeriği doluydu. Şimdiki şarkılarına göre daha doluydu Kontkar'ın şarkıları. Yani bir şekilde aslında başladığı arkadaşların çoğuyla da yoluna devam etti. Aralarını bozmadı genel itibariyle Kontkar. Kendi yükseldi ama arkadaşlarını da beraberinde yükseltti. Bir aile oluşumu gibi oldu bekleyiz. Hydra ise 2005 yılında amatör denemelere başlamış. 2008 yılına kadar herhangi bir kaydı yok. Daha çok freestyle üzerine Ankara'da arkadaş ortamında nam salarak büyümüş daha çok. Tırnaklarıyla piyasanın içine girmiş. Rap yapabileceğimi, MC'lik yapabileceğimi söylediğim zaman İşte beat verdiler. Evlerinde de ufak bir stüdyo vardı. Eve gidip onun sözlerini yazdım. Ertesi gün kayda geldiğimde bu sözleri gerçekten sen mi yazdın şeklinde sorguladılar. Çünkü beğenmişlerdi ve cidden hem dönemime göre hem yaşıma göre çevremdekilerden daha iyiydim. Bana sürekli bu söyleniyordu. Ve o gün zaten çok daha iyi yerlere getirebileceğimi, müziğimi çok daha iyi yerlere getirebileceğimi fark ettiğim gün olmuştu. İkisi kayıp olmak üzere 11 tane albümü vardı disleşmeye kadar Hydra'nın. 2 tane de freestyle şampiyonluğu var. Şehinşah da bu Sagopa Kajmer, Ceza gibi ilk nesil rapçilerin ardından gelen ikinci nesil diyebileceğimiz ilk rapçilerden. Yani 2000 yılında evinde kayıtlar denemeye başlarken 2002 yılına kadar kendi çabalarıyla home studio tarzında devam etmiş. 2002 yılında Masta Katil'le Harem NG3 grubunu kurmuşlar. Daha sonra ilk albümlerini yine aynı yıl o güne kadar biriktirdikleri şarkıları yayınlayarak Haremeyn Alamut albümünü çıkarmışlar 2002'de. Alamut Haremeyn 2012'de. Kapatıyoruz 2013'te. Dev'de 2016 yılında albüm olarak çıkartmış. Freestyle şampiyonluğu var onun da Hydra gibi. Tabii Şehinşah daha komple bir rap aleminin içinde bulunan insandı. Konserlerde olsun, akapellalarda olsun, düetlerde olsun çoğu rapçiyle düeti vardır. Yani devamlı underground piyasanın içinde bulunmuştur aslında Şehinşah bir şekilde. O kadar çok şarkılarda düet yapmıştır ki yani onu listelesek herhalde sabah olur. Çok da fazla single'ı var tabii ki. Yani albüm sayısı az ama çok fazla single'ı şarkısı var. Yani komple bir adam aslında Şehinşah. Yani o Olimpos sefalet disleşmesinin başlamasına sebep olan Senden Nefret Ediyorum fitona attığı dis de aslında o kadar etkili olduğunu gösteriyor. İlk olaya geçelim. İlk olay Kaçarsa Vur. 10 Mart 2018'de tabii o zamanlar Kontkar'ın bu kadar patlama yapacağı düşünülmüyordu. Bir şekilde Şehinşah'la iletişime geçip bir düet yapma çabası var. O zamanlar Şehinşah da İzmir'de kalıyor. Kontkar'ın stüdyosuna gidiyor beraber şarkı yapmak için. Orada bir şeyler deniyorlar. O gün şarkı çıkmıyor. Daha sonra Şehinşah geri döndüğünde Kontkar ona yaptığı kısmı gönderiyor. Ama başta konuştukları kısımdan farklı bir kısım bu kısım. Bu tabii Şehinşah'ı biraz rahatsız ediyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Kontkar'a bugün bir popçu gelse, beraber düet yapalım dese, nasıl ki o üstten bakıp onu beğenmeyecekse, o dönemde Şehinşah trap tarzı olduğu için biraz ön yargılı ve Kontkar aslında çok da sıcak bakmıyor. Trap o zaman daha yeni yeni piyasaya çıkma üzere. Şöyle düşünün, Ben Fero daha piyasada yok yani. Şehinşah bir şekilde lirik kalitesini konuşturarak ona tepki göstermek istiyor. Gerçi ileride kendisi de trap soundları çok fazla deneyecek ama başlangıçta bu şekilde başlıyor. Tabii aynı şarkı içerisinde dislemek Amerika'da çok görülse de Türkiye'de ilk defa bu şarkıda görülecekti. Ki zaten şu anda da Kontkar'ın en çok dinlenen şarkılarından birisi bu şarkı. Yani Şehinşah aslında aynı şarkıda Kontkar'ı disledi. Şu şekilde diyebiliriz. Tabii ki kaç, tabii ki kaç, tabii ki kaç.
yemeye kaçıyor. Sürtüm. Saçı sarı salınır anı kar. Yanında sürtük bakar bakar bakar. Gözünü alamaz şaşar 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 bana. Sikmem seninkini sikmem bile. Yanında kemali taburikten değil. Alamadan bu cigara cidden rezil. Satış durmaz master her an. Süre gelir çatışma kaçan kaçana. Her bir kare mekandan yürüye yürüye. Kaçanın amına koyayım. Tavul oradan oraya polis sürekli beni etrafta aran. Yalanlar yalan bütün cevaplar. Ortalık alan talan. Çaktır olur seni paran falan. Paramı paranın emine koyayım. Dolu bak para çantam. Alırsın kokusu gelir oradan. Dolu bir çanta para için ruhunu satanın emine koyayım. Benimle yarışman aptalca oğlum isterse gelsin babam. Yalancısı dilleri zor olsa da bunu yapmak çormak kanunsuz. Bizimle takışman aptalca oğlum isterse gelsin sıva. Hazırda silahlar kaç ey. Yaşasın amına koyayım. Ne varsa yalansız amına koyayım. Ey senaryo gerçek olunca sen de tabi kaçarsın amına koyayım. Palyaçolar kaçar ortam benimle. Patlar kafamın içinde bir oros bu çocuğu palyaço var sanırım. Şenşah burada sadece sözleri değil kalitesiyle de aslında bir şekilde Kontkar'ın üstüne çıkmış. Biraz daha başarılı. Yani kimine göre Kontkar da Şehinşah'ı aynı şarkıda dislediği söyleniyor ama öyle bir durum yok bence. Sözler açık. Ki böyle bir şey olsaydı ileride zaten ikisi de bunu açıkladı. Mutlaka bunu dile getirirlerdi. Ki zaten 16 Temmuz 2018'de ileride bayağı ileride bunu Şehinşah yani o olaylardan Kadıköy olaylarından sonra bir röportajda bunu kabul etti. Dandik bir telefonum var. Telefon tamam mı? Saçma bir şekilde yazdığım sözü yani böyle birkaç var kalmış bitirme. Kapandı amına koyayım. Ben de dedim ki sonra yazayım. Yani moralim de bozuldu amına koyayım. Şey kapanınca. Telefonum. Sonra eve gittim ve gerçekten bu çocuğa o zamana kadar o kadar kötü şeyler düşünmüyordum. Canlı performans videosunu izledim. Sonra bir gün canlı karşılaştık bu çocukla. Gördü bana selam verdi. Ben de dedim ki canlı performanstaki enerjini sevdim dedim hatta yani. Bana yazdı parça yapalım gel falan diye evime davet etti. Bu olay yaşandı. Sonra açıkçası o zamana kadar gayet barışçıl yaklaştım. Sonra bana bir parça yolladı ki o da orada o sırada bir parçayı yazıyordu. Kendisi de amına koyayım başka bir söz gönderdi bana. Feat konusunda bence daha çok bana laf geçirme üzerine kurulu bir verse yolladı yani. Ya da ne bileyim irite edici. Yani ister istemez gıcık olunucu bir verse yolladı. Zaten felsefesi ve ideolojileri de biraz gıcık oluyorum. Yaptığı şeyi de saygısızlık olarak adlettiğim için. Çünkü ben kimseye bu şekilde feat yollamam. Daha çok beraber bir şeyleri üstesinden geldiğimiz verse'ler. Ama yani bu kişisel bir verse yolladı bana. Ben de bunu kişisel algılama irademi kullanıp ona bir verse yolladım. Sonra bir video daha çekti. O videoda beni iyice tahrik ettiğini düşünüyorum. Grubu sergilemezsen ki ben bence yani ondan daha saygıdeğer bir MC'yim. Ne yalan söyleyeyim. Bu şekilde bir verse yollarsan bana ben de üzülürüm ve böyle bir şey yaparım sana karşı dostum kusura bakma. Yani yaptığı hareketlerin gıcık olmasından, işte kendisine soğuk gelmesinden, işte sözlerini değiştirmesinden gibi sebeplerle dislediğini söylüyor. Kontkar da zaten daha sonra Hip Hop Life'da yaptığı bir açıklamada yani kendisine gelen bir soru üzerine şöyle bir cevap vermişti. Yani görüyorsunuz yani sözün müzikte ne kadar önemli olduğu buradan belli. Yani dikkat etmek lazım. Gerçi bu olay biraz da Kontkar'ın işine yaradı diyebiliriz. Yani sonuçta piyasada daha çok tanınmasına sebep oldu bu şarkı. İkinci olay Kadıköy konseri. Tabii ilk disleşme olayı oldu ama bunun dis olduğunu Şehinşah henüz kabul etmemişti bu olaylar olurken. Hani Kontkar da belki fark etmiştir ama çok da dile getirmedi. Ses çıkmadı. Açıkçası ben net şekilde anlamıştım ama genelde insanlar acaba mı derken yine de somut bir delil yoktu. Kontkar iyi anlamadı ya da anlamak istemedi. Kaçarsa buradan sonra Kadıköy konserine gitmeden o dönem yakın dönemde arabada bir freestyle atmıştı Kontkar. Merak etme geleceğiz evine gecenin köründe. Merak etme merak etme. Daha sonra ileride bunu anlayacaksınız. Şehinşah kendisi üzerine alınmış. Eşine küfredildiği üzerine algılamış. Ama bir şey belli etmemiş. Çünkü Kontkar o dönem daha sonraki yazışmalarında ortaya döktüğü şekilde lansmana Şehinşah kendi de geleceğini söylüyor. Yani ya birileri Şehinşah'ı bu konuda gaza getirdi ya da Şehinşah bir şekilde kendi üzerine olduğunu öğrendi. Onu bilemiyorum. 31 Mart 2018'de Kadıköy'de Muaf'ta o konser günü olay yaşandı. Yani orada farklı iddialar var tabii. Kontkar'ın fanları eğlenirken ona bir grubun gelip saldırdığına sonra karşılık verilmesi üzerine daha büyük bir grupla gelinip arbede çıktığına dair söylentiler var. Yani bu konuda çok fazla söylenti var. Bizim hatırladığımız storyler atıldı. Sedye üzerinde Kontkar gidiyordu şu şekilde. Yani olaya şahit olanlar bunların bir şekilde Kadıköy Acil Tayfası'ndan olduğunu iddia etmişti. Daha sonra Şehinşah yaptığı açıklamalarla orada olduğunu kabul etti ama herhangi birisini bıçaklamadığını
söyledi. Aynı zamanda Şam'da Kontkar'ı T'ye alan mesajlar attı, tweetler attı. Yapanın eline sağlık dedi ki diğer rapçiler de buna benzer paylaşımlarda bulundu o dönemde. Ben ne kadar lirikçilerin yanında da olsam ki o dönem zaten Kontkar'ın lirikal anlamda düşük bir düzeyi yoktu, gayet iyiydi. Yani bu olay çok yalın, basit, çocuksu bir olay gibi geldi bana. 1 Nisan'da Şehinşah tekrar bir yazı paylaştı. Tartaklama olayını kabul etti ama herhangi bir bıçaklama olayının söz konusu olmadığını söyledi. Ve kalabalığın abartıldığını dile getirdi. 2 Nisan günü de Kontkar bir açıklama yaptı. İşte 20-25 kişilik bir grup dedi. Çağrı Ünsal'la Şehinşah beraber geldiler dedi, kalabalık bir grupla. Kırık ve kesiklerin olduğunu iddia ederek konunun yargıya taşındığını iddia etti. Bunun üzerine tabii Kadıköy Acil Tayfası'ndan, Çağrı Ünsal'dan, Şehinşah'tan T'ye alınacak mesajlar atıldı. Real Gangster falan gibi yazılar yazdılar. Yani benim için bu konuda asıl referans kamufledir. Çünkü iki tarafı da yakinen tanıyan kişi kamufle. Orada o da olayı şöyle anlatıyor. İşte Kontkar'a bir saldırı olacağını duyuyor bir şekilde. Kontkar'ı çağırıyor konser alanının dışına. Orada da arkadan Şehinşah geliyor ve bira şişesiyle Kontkar'ın kafasına vuruyor. Olay bu şekilde olmuş. Kamufle de onu kurtarmaya çalışmış Kontkar'ı. Issız bir yere çekmiş. Özellikle Kontkar'ın orada söylediği "Birader sen de mi bu işin içindesin?" kamufleyi çok üzmüş. Aynı zamanda Şehinşah da daha sonra şöyle yazılar paylaştı. Kamufle tabii bu olayda en çok zarar gören isimlerden birisi oldu. Yani Kontkar aslında bir şekilde kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Çünkü Şehinşah lansmana geleceğini söylemişti. Ve orada işte kendisinin kandırıldığını iddia etti Kontkar. Şehinşah kendini şöyle savundu. Çağrı Ünsal da peşine şöyle bir tweet attı. Sonra Twitter'dan yazışmalar oldu şu şekilde. Sonra Kontkar özür diledi küfürlü konuştuğum için. Şarkılarında neler söylüyor ama tweet'te küfür ettiği için özür diledi. Bu olaylardan bir hafta sonra İstanbul Trap Sıfır Sıkıntı'yı çıkarttı. Biraz gövde gösterisi yaptı tabii. Şehinşah'la beraber diyet yaparak bazı göndermeler vardı Kontkar'a. Bundan 15 gün sonra da Kontkar Red Case Gang'le Yok Ötesi şarkısını çıkarttı. Tahribat-ı İsyan, Emza ve MC'in de beraber düeti bulunduğu şarkıda bir karşılık olarak gövde gösterisi yapıldı. Yani bir yeni çıkan Red Case Gang'in şarkısına bakın, bir buna bakın. Yok Ötesi gayet başarılı bir şarkı, içi dolu dolu bir şarkı. Sonrasında da karşılıklı göndermeler devam etti. Her şarkının altında birbirlerine fark etmeden hep gönderme yapıyorlardı aslında. Ya öyle olmasa bile artık biz öyle bir paranoyanın içine girdik. Mevzular hep sizde bir gelişim yok. Sık para önemli tabi nereden bilsin savcı çocuğu. Görmemişsin ki. Ölmedin. Elime nüfus eder asettir. Söyle aklında ne var. Twitter olayları, yani şunu söyleyeyim bir kere, ben buradaki tweetlerin çoğu silinmiş olduğu için özellikle internette bununla ilgili video yapan arkadaşlar vardı. Özellikle Hip Hop Magazine kanalına teşekkür ediyorum. Kendisinin kanalından aldım bunları. Tabii dava sürecinde olduğu için iki tarafta sessizdi. Sadece şarkılarla üstü kapalı gönderme yapıyorken 18 Ocak 2019'da Kontkar'ın Ekşi Sözlüğe Pena programına davet olunmuştu. Orada kendisine sorulan bir soruya şöyle cevap verdi. Şehinşah Kontkar kavgası var. Kavgası olsaydı farklı sonuçlanabilirdi ama kavga olmadı. Tabii yeniden bu sefer olaylar alevlendi. Bu programın ardından Şehinşah, Muş'ta, Hidra, Çağrı Ünsal Kontkar'la tekrar didişmeye başladı. Zaten bu Kontkar'ın bu yazışmalarda tek başına oluyor olması onu biraz haklı konuma geçirdi. Saldırgan taraf hep karşı taraf gibi görünmesine sebep oldu aslında bunun. Güzel bir taktik uyguladı burada Kontkar. Yani bence de dışarıdan bakıldığı zaman Kontkar haklı görünüyordu. Özellikle Sansar'ın da daha sonra olaya dahil olmasıyla. Burada en çok dikkatimi çeken şey, hani daha önce Puffing Life An Animal albümünde Şehinşah'ın üzerini çizmişti Kontkar. Şehinşah da profil fotoğrafını üzerine çizik olarak yapmıştı. Şimdi de Kontkar bu yazışmalarda kendisine domuz, pembe domuz denmesi sebebiyle sırtına pembe domuz dövmesi yaptı. Yani Şehinşah burada beni taklit ediyorsun dedi. Gerçekten ilginç bir olay. Yani öyle dedi diye sırtına dövme yapmak da büyük cesaret. Üstelik domuz dövmesi. İkincisi de Kontkar'ın delikanlı gibi geldim, dayağımı yedim dövmesi. Çok güzel yani, delikanlı bir hareket. Daha sonra ortalık tekrar duruldu derken 8 Haziran 2019'da Ben Fero ile ortak şarkısı olan Jenga şarkısından sonra Muşta'nın kendisine şöyle ithamları oldu Twitter'da. O dönemlerde işte Şam'ın kriz geçirdiği dönemler aslında bir şekilde. Ortalık zaten böyle alevlenmeye müsaitti.
sonrasında da Kontkar Şam'ın Muş'ta hakkındaki söylentilerine den vurarak şu şekilde bir tweet attı. Daha sonra Şehinşah Mustafa Bosi ve Kontkar yine tweetleşmeye başladılar. Burada en çok dikkatimi çeken şey ise Şehinşah'ın analara söversen babaları bulursun söylemi vardı. Burada Şehinşah'ın Kontkar'a küfür etmesiydi aslında. Annesine küfür etmesi diyebiliriz. Yani bir çelişki oluşturmuştu. İstişme de şöyle oldu. 19 Temmuz'da Kontkar'ın attığı bir tweetten sonra tekrar olay alevlendi. Yani zaten bir disleşme olacaktı. Bunu hissediliyordu. Bir beklenti vardı. Hydra işte Kontkar'ın şarkılarının çalıntı olduğunu iddia etti. Yani Kontkar delil istedi. Yani bunu devamlı söyleniyor ama genelde konuda Kontkar hep haklı çıkıyor. Daha sonra 24 Temmuz 2019'da Kontkar'ın doğum gününde Hydra Sniper'ı paylaştı. Cevap verme vaktin değil çünkü sana söz hakkı yok. Sus deyince susacaksın böyle. Twitter'dan cevap verme devri geçti şimdi. Kendini nereye kusacaksın söyle. Pembe şekersin. Sonra Twitter'da şu şekilde yazışmalar oldu. Daha sonra 3-4 saat içinde Kontkar cevap verdi buna. Yani parti gecesi bir şekilde uyumayıp hızlı bir şekilde cevap verdi. Yalamaktan mı şişik dilin? Tosun rapim bana hayli hafif. İndirdin bana hep kakası ki. Korkundan kendime kakan diktim. Buradayım halala nereye bitti? Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok üzgün görünüyorsun. Yediğin, siktir gitti. Neydi siktir? Siktir şey, sikik herif. Sikik herifti. Kafiyelerden sonra ne yapacağını. Konuşmayı unuttum daha yeni bir şeye başladım. İlk cümlelerim. Bana böyle diyor musun sikik herif? Cahisik. Aptal. Gerisi gel. Aptal gerisik herif salak. Hepsi sensin farkındasın mı? Ama birazcık da benim sanırım. Hatta çoğunlukla benim. Hatta senden yüzde... başlamış, konuya senden girmiş. Sonra ben... Biraz bana bir şeyler biraz demiş. Biraz sana yalaka falan demiş, sonra yine bana aynen, geçmiş. Bu disle aynı günde Şehinşah, Shredder'a Krang'in şarkısını yayınladı. Nallasız, cinsiyetçi pançatlarına amaz. Yurt dışına okumaya bir gönderdik bu hal. Ev zencisi kadar Amerikalılaştı mal. Var bir paralellin. Benim babam savcı fakat dava açan sensin. Rap'in yalan yanlış bahsi geçen mahallen film. Gerçekte savcı çocuğundan ağır dayak yersin. Daha sonra Hydra, Kontkar, Şehinşah canlı yayınlarda bir şekilde disler söylese de bunları hiçbiri yayınlamadı. Burada kapandı gibi oldu. Yani tabii konserlerde birbirlerini tehdit etmeler devam etti. Benim işini görür bu sik. Uğraşıp bilinir ölümlü piç. Suratsız kibirli gönüllü piç. Yılların elimde gömüldüm piç. Bunalıp gerilme sözümü dinle. Küçücük bebeler peşimde. Peki ya seninle siyah derinle de negasın sefiler. Filanın rezillik kafiyelerinle. Sanat eserimi çok özür dilerim de. Ben her gittiğim yerde kaçar sabır söylemiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Ben her gittiğim yerde Şehinşah sikiyi böyle Hidra'ya aşağı böyle. Tamam mı? Bana bir yürüye geçeni de bırakın. Paramı paranı da bırakın. 23-26 Nisan 2020'de tekrar Sansar yüzünden olaylar alevlendi. İki taraf yine birbirine girdi. Yani burada Sansar çok hatalı. Yani devamlı Kontkar'a bir şekilde bulaşıyor. Yani daha önce Sagopa ceza olayında da cezanın tarafında olduğunu hissettirmek için Sagopa'ya bulaşmıştı. Şimdi tekrar bir şekilde Şehinşah'ın yanında olduğunu göstermek için sağda solda laf atınca Kontkar da zaten güzel cevap derleyebilen bir insan. Sansar'ın sinirini bozdu. Sansar'ın damarına bastı. Sansar bu konuda yani Şehinşah'tan belki bir düet bekliyordu o ara ki şöyle yazışmaları vardı. Hatta Bosi ile yaptığı Pembe Çiçek şarkısını da Şehinşah'la beraber yapmayı düşünmüş. Yani böyle bilgiler de var gündemde. 25 Nisan'da Kontkar şöyle bir canlı yayında delirdi piyasaya. Amma amına koyayım. He? Herkes şeklinde, herkes giderinde o ne hala. Kontkar konuşmasın. Tepesine binmeye çalışalım. Oğlum siz kimsiniz amına koyayım? Sizi ben yarattım amına koyayım lan. He? Bütün sandığınızı ben yarattım bu ülkede amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz lan siz? He? Evime aldığım lavuk, evime insan diye aldığım lavuk kaşarlık yapmaya devam etti hayatı boyunca. Onu savunmaya devam ettiniz. Ne anlatıyorsunuz siz amına koyayım he? Cık, ben insanları mahkemeye bana kumpas kurdular diye verdim. Size kavgaya cesareti var mı oğlum? Hanginizin var? He? Hanginizin var amına koyayım he? Anca 20 kişi bir adama dalarsınız. Anca 20 kişi 30 kişi orada burada götlük yaparsınız. Salça edersiniz tamam mı onu bunu? He? Başka da bir yarak yapamazsınız tamam mı?
anca böyle kudurursunuz. Benden de karşılık alınca böyle pısırık gibi kaçarsınız amına koyayım. Yorum olarak da yani ben lirikçi olmama rağmen burada Kontkar'ı biraz daha haklı buluyorum. Tabii ki Hydra'nın dissi içlerinde en kaliteli diss olsa da Hydra daha önce hani Beddua'yla işte Stalker'ı, Beyaz Dişli Grogi'yi bayağı bir piyasadan uzaklaştırmıştı, büyük etki yapmıştı. Öyle bir etki yapamadı bu şarkıda ne kadar başarılı da olsa. Dissi hazırlayan yani zamanı olan aslında Hydra'ydı. Daha kısa sürede bedeli çok iyi olmayan Kontkar kısa sürede güzel bir cevap verdi bir şekilde. Hiç beklemiyordum ben aslında. Daha önce çünkü dissini böyle görmemiştim Kontkar'ın. Daha sonra ikisi zaten trap tarzını deneyerek bir şekilde Kontkar'ın müzikal olarak daha iyi olduğunu kabul etmiş gibi oldular. Ne kadar bu sözde söylenmese de sonuçta onun yaptığı sound'u şarkılarında denediler. Tabii bunda bir mahsur yok. Denenebilir. Sound her türlü denenebilir. Lirik kaliteyi bozmadıktan sonra ama eleştirdiğin şeyi yapmış oldun aslında bir şekilde. Çünkü Kontkar trap popüler değil ki kendi trap yapıyordu yani. O kültürün savunucusuydu en başından beri. Söylemleriyle hep tutarlı kaldı bu konuda. Yani diğerleri de baktılar ki bu sound yürüyor. Oradan tabii onlar da yolunu bulmaya çalıştı. Kontkar'ın tabii ki kimsenin ekibinin olaya dahil olmaması da biraz Kontkar'ı büyüttü insanların gözünde. Tek gibi durdu. Bu da belki bir stratejiydi bilemiyorum ama Kontkar tutarlı davrandı. Bir şey söylediyse altından ispatını gönderdi. Yazışmalar olsun, söylemler olsun hep altını doldurdu. Ama tabii Kontkar biraz zeki bir adam yani stratejik davranabiliyor. Mesela o Ezel içeri girdiğinde onun da içeri girme isteği olduğunu biliyorum ben bir şekilde. Öyle duyumlarım var. Yani keşke ben de girsem diye. Tabii Kontkar'ın çeliştiği noktalar da var. Özellikle ben sizi tanımıyorum etmiyorum havasında bunu böyle yukarıdan bakma sound'u varken bir şekilde Patron ve Şeyin Şen konserinde en ön sırada izlediğini de gördük. Yine bu yazışmalar sırasında merdivenin kim olduğunu bilmiyorum tarzı şeyler söylemişti. Daha sonra bildiğini de kabul etti. Hani biraz tabii o yukarıdan bakmaya çalışmak, havalı görünmeye çalışıyor. Yani Kontkar'ın sevdiğim özelliği yükseldi ama arkadaşlarını da yükseltti. Onları basamak olarak kullanmadı. Her ne kadar böyle sağa sola sivri dili gibi görünse de herkese de iyi geçinmeye çalışan bir adam aslında Kontkar. Bu disleşmenin kazananı kim onu bilemiyorum. O sizin biraz bakış açınız ama bence bu disleşmenin kazanı trap oldu. Yani Kontkar veya Hydra veya Şenşah değil, trap müzik bir şekilde ününe ün kattı. Yani daha az çelişmesi, tek durması falan trap'i biraz insanların gözünde daha sevimli hale getirdi ister istemez. Yani Kontkar bu durumu avantajına çevirdi bir şekilde. Daha sempatik durdu. Tabii bunlar benim düşüncelerim. Bunları böyle birebir doğru kabul edip de üzerine fikir yürütmeyin. Yani sadece size belki bir fikir oluşturur, bir yardımda bulunur diye. Yani bu konuda hepsini derleyip toplayan bir video olmadığı için böyle bir video yapmak istedim. Tabii ki hatalarımız olmuş olabilir. Bir hatamız olduysa affola. Her şey Türkçe rap'e dair. Hoşçakalın.